Ben şunu söylemek isterim Senem Hanım. Balıkesir, Alanya gibi bölgelerde 70 yıldır, 77 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi kazanamamıştı. Bakın Balıkesir'de ilginç bir süreç oluyor. Balıkesir'de Ahmet Akın %47 civarında bir oy alıyor. Yücel Yılmaz ise %47, 42 civarında oy alıyor. İlk defa tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir'i alma durumuna gelmiştir. Hatta AK Parti orada bir bağımsız aday çıkardı. Onun da adı Ahmet Akın olduğunu görüyoruz. Yani ne kadar zor bir yarışın olduğunu Balıkesir'de görüyoruz. İkinci taraf Antalya'da Alanya ilçesinde 77 yıldır alınamamış bir belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağını görüyoruz. Yani Osman Tarık Özçelik Alanya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak seçileceği görülüyor. Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun yarattığı heyecan aslında %31'lere çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi şu an bir genel seçim olsa oy oranı %31'lere dayandığını görüyoruz. Peki Balıkesir, Murat Bey'le bağlantımda sorun mu var şu anda? Tamam, o bağlantıya tekrar bakıncaya kadar bir Balıkesir'le Adana'yı da ekrana getirelim mi hızla? Onları vereyim ben ve sonrasında Murat Gezici'nin o yorumlarına devam edelim. Bakın az önce de söyledi, burada ciddi bir çıkış yapabilir CHP dedi Ahmet Akın. Gezici araştırmanın anketinde %47,2 görünüyor. En yakın takibinde AK Parti ve MHP'nin ortak adayı var. %42,1. Turhan Çömez 3,9'da İYİ Parti'nin adayı. Hemen Adana'ya da bakalım. Adana bazı anketçiler, araştırmacılar Adana'nın da biraz böyle şeyde olabileceğini, bir değişim yaşayabileceğini söylüyorlardı. Ama mesela Gezici'nin anketinde %45,9'da Zeydan Karalar birinci sırada çıkıyor. 41,3'le de AK Parti ve MHP'nin ortak adayı, DEM Parti'nin adayı %5,9'da. Ay Yüce Türkeş önemli bir isim, %5,3'te. Ve özür dilerim. Peki, şimdi şöyle aslında biz özellikle İstanbul'u konuştuk ama bir İstanbul'da 9 ayrı anketin bir ortalaması da vardı. Onu da bir ekrana getirelim hızla. O ortalamada da Ekrem İmamoğlu 40,9, Murat Kurum 40,3, Meral Beştaş 5,6, Buğra Kavuncu 4,2, Azmi Karamahmutoğlu 2,9, Mehmet Altınoz 2,8, Berkacı Güzeller 1,3, Birol Aydın da 0,9 diye devam ediyor. Şimdi Balıkesir ve Adana anketlerinizi de ben Murat Bey'e aktardım. Çok kısa bir zamanım kaldı. Başka bir konuğum da var çünkü ona dönmem lazım. Şu altın fiyatlarını konuşacağız. Kapatırken size şöyle bir soru sorayım. Yine İstanbul üzerinden. Dediniz ki 41-43 bandında ya Murat Kurum lehine ya da Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlanacak bir yarış var bugün itibariyle. Doğru mu hatırladım? Evet. Selam Hanım. Ha, duyuyorum ben sizi. Merhaba tekrar. Yayından kesildim. Kusura Evet bakmayın. evet biliyorum. Çok kısa bir vaktim kaldı. Finali yine İstanbul'la yapalım. 41-43 Evet. bandı dediniz. Ya Murat Kurum lehine ya Ekrem İmamoğlu lehine. Bugünden belli değil. Her ikisi de olabilir dediniz. Son 2 haftada, Evet. 2-3 haftada ne belirleyici olacak sizce? Mesela Erdoğan da sahaya inecek. Son bir aydır yükseliş aslında Murat Kurum'da yükselişin olduğu, yani yeniden Refah'ın AK Parti'ye yöneldiğini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nda deme kopan oylar var. Sayın İmamoğlu'nun dem için ne söyleyeceği çok önemli önümüzdeki süreçte. Ve aynı zamanda Zafer Partisi'nin tabanına ne söyleyeceği çok önemli. Kritik yerler var. Biraz önce siz de bahsettiniz. Ama İstanbul en kritik yerlerden bir tanesi. Ve önümüzdeki süreçte projelerini daha öne çıkartan, İstanbul'un temel sorunlarını çözeceğini inandırıcı bir süreci yakalayan kişi kazanacaktır. Adana'da büyükşehir seçiminde Zeydan Karalar %45 civarında, Fatih İspir ise %41 civarında, Antalya'da ise Hakan Tütüncü'nün biraz daha önde olduğunu ve seçimi alma ihtimali yüksek görülüyor. Ama Balıkesir'de ise Peki. Yücel Yılmaz'ın kaybettiği Ahmet Akın'ın kazanma ihtimali var. Yani aslında birçok bölgede kıyasıya yarış var. Doğru. Ama buradaki ekonomik şartlar İstanbul'a göre daha ağır olduğunu görüyoruz. Anadolu'da bir çıkış noktası bulamayan seçmen
muhalefetin adaylarını desteklediğini görüyoruz. En yüksekte emeklilerden büyük destek var. Ev kadınlarından oylar gelmeye başladı. Yani önümüzdeki süreçte biz farklı sonuçlar görebiliriz. Şunu unutmayalım. Bugün bir seçim olsa CHP'nin oy oranı ne çıkar? Çünkü hani orada ev kadınlarından bir yönelme başladı dediniz ya. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birkaç gün öncesinde Özgür Özel Bey'e de raporu sundum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı %31'e çıktı. İlk defa tarihinde son 12 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi 30'ları görememişti. İlk defa bunu gördük. Ve hiçbir şekilde bir ittifak olmamasına rağmen halk hareketi var. Anadolu'da da çok sürpriz illeri, ilçelerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığını göreceğiz. Peki. Ama İstanbul'da kıyasıya bir yarış var. Bunu unutmamak lazım. Çok teşekkürler Murat Gezici. Sağ olun. Aslında bir seyahati vardı ama bize de zaman ayırabildi. Çok teşekkürler tekrar bu yayına.